Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize merhaba. Şu anda saat gecenin 2.30. Bugün maalesef işler yoğundu. Video çekmek biraz geçe kaldı. Bugün de neden bu saatte buradayım? Civciv çıkımımız var. Geçen biliyorsunuz sepete almıştım bir bölüm yumurtaları. İçinden bir 10-15 kadar sanırım Brahma var. Sultan var. Fizan, Hollanda tepelisi. Bir sürü yavrumuz çıkacak. Tabi bahaneyle yemin de sonuna gelmişler. Yemlik komple boşalmıştı. Dibini de döktüm. Hani israf olmasın. Her zaman her videomda söylediğim gibi yem fiyatları baya yükseldiği için çok fazla israf yaptırmamamız lazım. O yüzden viyandotların bölümünü yere döktüm. Bunlar tabi biraz daha böyle dirençli hayvanlar oldukları için sıkıntı olmuyor. Şu an çok hoşuma gidiyorlar. Yani bunların desen yapmaları zaten her hobici yani her Brahma ya da süs tavuğuna gönül vermiş insanlar ya Brahma'dan ya da Viyandot'tan başlar. Hollanda tepelisi ya da fizanlarla da başlayanlar birçok insan var. O sebeple bunları ben kendime damızlık ayıracağım nasipse. Desenleri çok güzel olmaya başladı. Birazdan zaten hem Brahmalara hem de çıkan civcivlere falan bakacağız ama şunları şöyle sizle beraber inceleyelim. Yani şu desenleri muntazam. Şu mesela horoz. Yanındakiler şu iki tanesi tavuk. Silver laketlerde iki tane tavuk var. Şu gelen tavuk. Ondan sonracığıma şu giden horoz gibi. Horoz ya evet ibiğinden belli. Şu arkadaki sarı siyahlardan iki tane tavuğumuz net gözüküyor. Evet, iki tane tavuğumuz var, iki tane de horozumuz var, sarı siyahlardan. Bize yeter. Bunlar 60 tane yumurtadan çıkan hayvanlar. 60 tane bir yardım ihalesine girmiştim. 60 tane de bu kadar civciv elde edebildik. Şükür buna da. Hollanda tepelisini de biliyorsunuz böyle yine yardım ihalesinden almıştım. Böyle bir dişi, bir erkek çıkmıştı şansıma. Ondan da ben üretim yaptım arkadaşlar. Şu an 7 dişi bir erkekle kümesimiz de yerini aldı. Siyah beyaz kar yağdı. Hollanda tepelisi. Çıkan makinede çıkanlar var. Bayağı yüklü şekilde koyacağım yumurta da var. Bakalım güzel olacaklar. Şimdi bir de üst civcivlere bakalım ne oldular diye. Ama bunların da izlenmesine doyulmuyor. Ya gerçekten çok hoşuma giden hayvanlar. Bilmiyorum yorumlarda da belirtin. Yani hangi ırkı daha çok sevdiğinizi. Son zamanlar çok fazla video atamıyorum arkadaşlar. Hani hem niyetli olmamızdan dolayı hem de işlerin yoğunluğundan dolayı. Malum muhtar olunca mahalleye gelen erzaklar, kömürler vesaire neyse onların dağıtımı oluyor. O da beni yoruyor. Hayvanlara çok fazla vakit kalmıyor. İşin gerçeği bu. O yüzden atmış olduğum videolara birer tane like ve yorum atarsanız benim için faydası olur. Sevinirim. Allah sizden razı olsun diyelim. Bir de bir arkadaşımızın yaptığı yorum beni çok üzdü. Onu da anlatmak isterim arkadaşlar. İşte bilibil gibi bir şey demişim videonun ortasında. Spontane gelişen bir şey. Muhtar satıyorsun, yumurtaları alıyorsun, kazanıyorsun falan demiş. Vallahi arkadaşlar, geçen senelerde videolarımda çok fazla kazandığımı söylemiştim. Ama bu sene öyle değil. Bu sene hayvanlarımızın geç yumurtlaması bizi birazcık madden üzdü. Eskisi gibi ticaret yapmıyorum. 7 sene önce 35 liraya sattığım yumurta şu an 40 TL ile 50 TL arasında değişiyor. Yani öyle aman aman da bir kazancımız yok. Eskiden 1000 TL'ye 10 çuval yem alırken şu anda 1000 TL'ye 3 çuval yem alabiliyoruz. Durum bu. O yüzden o tip yorumlar beni üzüyor. Beni tanımayanların yaptığı yorumlar aslında ama üzülüyorum. Onu da buradan ifade edeyim. Civcivlere bakalım yukarıya doğru. Evet, burada da bir tane Silver Locket Viyandotumuz, bir tane Hollanda tepelisi ve 7 tane 2, 4, 6, 7. Evet, doğru. Her zaman sayıyorum ben bunu ya. 7 tane de Brahma civcivimiz büyüyor arkadaşlar. Bunlar bizim yarışmaya gidip 94 puan alan horozun yavruları. Yani o babayı kaybettik maalesef biliyorsunuz. O yüzden bu hattı muhafaza etmem lazım. Bunun tamamı kendi hattım benim.
Güzel ama tabii şu an için net bir şey söyleyemem. Yani hayvanlar 7 aylık olmadan bir branmaya evet bu oldu ya da olmadı diyemiyoruz maalesef. Yeni çıkacak olan yumurtalar yeni horozumuzdan, yeni tavuklardan. Hele ki en son koyacak olduklarımız da artık tamamen onların oturmuş halleri. Makineden çıkan civcivler var. Önceki yaptığım hataları yapmayacağım. Yemi gördüğünüz gibi bitti. Bugün ilk defa bunların yanına çıkabildim. Ama artık civcivlere kendim alıştıracağım. Yani günlük az yem vereceğim. Vermiş olduğum oranı bileceğim arkadaşlar. Bu ısıtıcıyı da bu tarafa koydum. Yani alta çevirmiştim. Geçen bir hata yapmıştık. Yukarıya monteliydi. Yana doğru ısı veriyordu. Bu da hayvanların üşüyüp ölmesine sebep oldu. Şu an civciv bunun altında yeteri kadar ısınacak. Gidecek, suyunu içecek, yemini yiyecek. İster burada ısınırsa da isterse köşede bekleyecek. Bakın hayvanlar devamlı o köşeyi seçiyorlar. Neden? Bu taraflar sıcak, çok fazla sevmiyorlar. O yüzden bu bölgede onlar için daha rahat. Tabii biraz da benden korktukları için de kaçıyor olabilirler. Şimdi makineye gidelim. Buraya civciv getireceğim mi, getirmeyeceğim mi? Onun kararını vereceğim birazdan. Sizlerle birlikte bakalım. Makinamıza geldik. Zaten çıkım olan kabukları ben almıştım böyle arkadaşlar. Biraz etraf pislik ama yapacak bir şey yok. Önemli olan makinenin hattı sayılır yapması. Bu arada VGS 196'lık makine kullanıyorum. Bu makineyi kullanıp da iyi randıman alamadım diyenler bu nem ısı ayarına baksınlar. 37,5 ısı, 65 de nemi arkadaşlar. Ben bu ayarda hem gelişim hem çıkımda hiç ellemiyorum. Bilginiz olsun. Şimdi makinamızın içinde derken hayda bunlar ne böyle? Daha civcivler varmış. Bak ben bunları gözden kaçırdım gördünüz mü? Bunlar da normalde sepette olması lazımmış. Burada çıkmışlar. Nereye gitmiş civciv? Burada yok. Allah civciv. Buralarda bir yerde de. Allah Allah nereye gitmiş o ya? Bir tane civciv kendiliğinden çıkmış arkadaşlar. Şuradan. Acaba bu aradan geldi, o araya düştü, oradan da sepete mi düştü? He, tamam. Oradan çıkmış, bu aradan nasıl düştüyse aşağıya sepete düşmüş. Öyle algıladım. Yani başka türlü bir yerde var mı? Altlarda falan yok. Tamam. Şimdi burada bayağı bir karmaşık durumumuz var arkadaşlar. Önce şu boş kabuklarımı alacağım izninizle. Şimdi burada benim Halıoğlu'nun yumurtaları vardı. Yani içinde Warwick de var, Brekeller de var, köy tavuğu bile var bunun içinde. Mesela şurada yeni çıkan cüce koşinimiz var. Hani biliyorsunuz bizim koşinlerimiz hala yaşıyor. Burada cüce koşinler var. 1, 2, 3 falan filan işte. Bir tane burada var, 4 tane. Daha da çıkan olacak. Şurada bu ne? Mesela paçalı olanlar aşağıdadır. Bunlar Halıoğlu'nun civcivleri. Bakayım hatta çatlatan başka var mı? Bunların bayağı bir döllü yumurta vardı ama. Ya bu saate kadar çıkmadıysa biraz çıkması zor oluyor. Unutmadan şu yumurtaları da ben alayım. Sepete koyayım. Aha, kırdık inşallah. Bir şey olmaz. Bak bir tane civciv burada hazır çıkmayı bekliyor. Şöyle. Bunu da böyle rahatlatalım. Hadi yavrum dünyaya. Maşallah, Subhanallah. Ondan sonra bu ilk defa başıma geldi. Yani buradan aşağı civcivin düşmesi mucize. Bunlar işte bak koşunlar falan. Bunlar çatlak. Unutmuşum oradan almasını. Başka var mı? Bir tane de şurada var. Tamam, onlar 22'si ile 27'sinde çıkacak olanlar. Yazmıştım zaten. Tamam, bu sepetimizi kapatalım. Bugün oraya civciv almayalım. Bir alta bakayım. Evet, burada bizim branmamız 1, 2, 3, 4. 4 tane branmamız var. Bu ne böyle çıkmakla çıkmamak arasında kalmışsın sen?
Evet, yani bazen civcivler yapışabiliyor. Bu Hollanda tepelisi. Yavrular acıkmış. Hadi yapışmışım. Ben bunu mesela görmesem bu çıkamaz daha. Bu 200 saate roket olur. Burada da bir tane yavrumuz var. Bunlar yapışmış. Güçsüz olan civciv gibi bir şey bu. Ama bunlar bir iki saatte kendini toparlar. Bunlar ilk branma yumurtaları. Artık mesela burada bir tane yavrumuz var. Bu çıkamamış. Birazdan açayım bakalım ne oldu diye. Burada bir tane var. Hala kıpırdaya devam ediyor. Bu da branma mesela. Tamam, ben çok fazla videoyu uzatmayayım. Şu çıkacak olanlara bir yardımcı olayım. Mesela bakın, bu da muhtemelen makineye ters konduğu için arkadaşlar çıkamamış. Normalde buradan çatlatması lazımken şuradan çatlatmış. Bu da öyle bir sıkıntı olmuş. Yani burada bizim 2, 4, 6, 7 tane, bu belki de değil de 7 tane branma civcivimiz daha çıkacak. Başka da şu üstlerde biraz fazla. En sonunda bir 50 kadar falan koyacağım nasipse. Onlar da jübilemiz olacak. Neyse, durum bu arkadaşlar. Buradaki civcivleri de yarın oraya koyabilirim. Çünkü branmalar daha kurumamışlar. Bunları zaten Haloğlu'na teslim edeceğim. Maşallah, subhanallah. Bakın burada bir tane cillop gibi brakel var. Brakel Haloğlu'ndan bir iki tane çalayım bari. Söyleyeyim ben ona. Bir iki tane brakel alayım. Sen nesin lan böyle? Bunun ne olduğu belli değil de bu da brakele benziyor. Bu Blue Australop olabilir. Onda her şey var. Neyse, durum bu arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Videoya bir like atıp bir de yorum atmayı unutmayın, olur mu? Kalın sağlıcakla.